Gustave Flaubert Floransa'da Veba Seslendiren Akın Altan Kardeş kiniyle senden nefret ediyorum. Alexander Duma Don Juan de Marana Bir zamanlar Floransa'da Beatrice adlı 60 yaşlarında bir kadın vardı. Şehrin en sefil mahallesinde oturuyordu. Tek geçim kaynağı asillere fal bakmak ve fakir komşularına hasta olduklarında koca karı ilaçları yapmaktı geçimini dilencilikle tamamlıyordu. Gençliğinde bir hanımefendi olmalıydı. Ancak kendini öyle ihmal etmişti ki yüzü belli belirsizdi. Yüz atları düzensizdi. Büyük karga burnu, küçük siyah gözleri, uzun çenesi ve içinden birkaç sivri ve uzun sarı dişin fırladığı alt dudağı sürekli salyalı geniş bir ağzı vardı. Giysileri de garipti. Mavi eteği ve siyah bir gömleği vardı. Ayakkabılarına gelince, daima kendisinden büyük bir bastona dayanarak yalın ayak yürürdü. Bu görüntüye omzunu ve sırtını kaplayan muhteşem beyaz saçları ekleniyordu. Saçlarını toplayacak basit bir tokası bile olmadığı için bakımsız ve düzensiz saçları yüzünün iki yanından düşüyordu. Günlerin ve gecelerin bir kısmını Floransa sokaklarında dolaşmakla geçirirdi. Akşam olunca batıl inançlarından utanan ve onun gibi bir kadınla ulu orta görünmek istemeyen kişilere fal bakmak ve yemeğini yemek için evine dönerdi. Bir gün iki seçkin kişi yanına sokulup onları evine götürmesini emretti. Dediklerini yaptı ve önden yürümeye başladı. Eski mahallenin dolan başlı ve karanlık sokaklarından geçerken en genç olanı yol boyunca diğerine korktuğunu söyleyip fal baktırmak istediği için ona sitem etmişti. ''Bu kadına gitme fikri de nereden çıktı?'' diyordu diğerine. ''Çok mantıksız.'' Saatin sekize geldiğini ve akşam olduğunu aklından çıkarma. Şehrin en kötü ve pis mahallesine gelerek pahalı kılıcımızla, fötrümüzün tüyüyle, dantel yakalıklarımızla altın yüklü olduğumuzu düşündüreceğiz. Garcia aklını kaçırmışsın diyerek François müdahale etti. Ne kadar da korkaksın. Ama bu kadın onu tanıyor musun? Adını biliyor musun? Evet biliyorum. Adı Beatrice. Bu sözcük genci garip bir şekilde etkiledi ve aniden durmasına neden oldu. Üstelik adının söylendiğini duyan falcı arkasına dönmüştü. Rüzgarın hafifçe savurduğu uzun saçlarıyla soluk yüzü onları ürkütmüştü. Korkusunu bastıran Garcia, kardeşi Fransuaya yaklaşarak sessizce yürümeye devam etti. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra Beatrice'in evine gelmeden önce geçmeleri gereken uzun bir yolun başına gelmişlerdi. Garcia yaşlı kadına hitap ederek İşini burada yapabilirsin, dedi. İmkansız, az kaldı. Birazdan varırız. Sonra çınar ağacından ve dolambaçlı bir merdivene çıkan bir kapıyı açtı. Epey basamak çıktıktan sonra Beatrice başka bir kapıyı açtı. Çalışma odasına geldiler. Oda tavandan sarkan bir lambayla aydınlanıyordu. Ancak ışık o kadar solgundu ve o kadar az aydınlatıyordu ki oda neredeyse kapkaranlıktı. Buna karşın daire basık ve küçük olduğundan az bir çabayla gölgede duran kafa tasları görünüyordu. Dairedeki yuvarlak büyük masaya tesadüfen eliniz değdiğinde ıslak otlar ve kanı henüz kurumamış kanlı saç tutamları elinize geliyordu. François, "Hadi, acele et." dedi. Beatrice elini tutup lambanın altına getirdi ve şunları söyledi. "Bak. Şu M şeklindeki üç çizgiyi görüyor musun?" Bunun anlamı mutluluktur. Baş parmağına doğru kesişen ve birbirine giren diğer çizgiler, anlaşmazlıkların ve ihanetlerin habercisidir. Ailen ve sen, yakınınızın ihanetinden dolayı öleceksiniz. Ama derim ki, bunlar kısa vadede gerçekleşecek. Garcia titreyen sesiyle, sıra bende, dedi. Beatriz sağ elini tuttu. Eli ateş gibiydi. Hayatında varlıklarla acılar iç içe geçecek. Ancak arzu ve nefret kalbini kemirecek. Elinde cinayetin kılıcı olacak ve hayatındaki alçaltıcı şeylerin intikamı kurbanının kanıyla ödenmiş olacak. Git! Elveda cehennem kadını! Elveda Babilonyalı kadın! Tanrı evini, bilimini lanetlesin ve başka insanların sözlerine kapılmasını engellesin, dedi Garcia ve altın para attı. Altın yerde yuvarlanıp bir kuru kapaya çarptı. Derhal gittiler. Adımlarının gürültüsüyle merdiven yankılanırken, Beatrice parlayan yıldızları ve Floransa çatılarını gümüşe çeviren ayı hayranlıkla izliyordu pencereden. 2. Babası Kozme döndüğünde gece boyunca Garcia'nın gözüne uyku girmemişti. Dayanamayıp kalktı. Çünkü damarlarındaki ateş gitgide yükselmişti ve gece boyunca Beatrice'in kehanetlerini düşünüyordu. Benim gibi batıl inançlarınız var mıdır bilmiyorum. Ama beyaz uzun saçlı bu kadının gerek giysilerinde, gerekse kendisinde, karamsar sözlerinde, dairesindeki kuru kafalarda ve ceset saçıyla süslü korkunç aletlerinde 17. yüzyılda İtalya'da Floransa'da Medici ailesinden Garcia gibi bir adamı korkutan fantastik, hüzünlü, hatta korkunç bir şey vardı. O zamanlar 20 yaşındaydı. Yani ailesinin aşağılayıcı ve alaycı sözlerine, küçük düşürücü hakaretlerine 20 yıldan beri hedef oluyordu. Aslında Garcia Medici ailesinden olduğu kadar kötü, hain ve ikinci biriydi. Ancak onun muzip kötülüğü, karamsar ve kibirli kıskançlığı Doğduğundan beri yaşadığı zor günleri dile getiriyordu. Zayıf ve marazlıydı. Fransua ise güçlü ve kuvvetliydi. Garcia çirkin ve sakardı. Hantal ve sönüktü, ruhsuzdu. Fransua kibar ve yakışıklı bir kavalye, kibar bir beyefendiydi. Ustalıkla ata biner, papalığa bağlı devletler arasında en iyi avcı kadar iyi ceylan avına çıkardı. Yani ailenin üzerine titrediği büyük oğlandı. Tüm onurlar, zaferler, unvanlar, şan ve şöhret ona aitti. Zavallı Garcia'nın payına aşağılanmak ve karamsarlık düşerdi. Cosme, büyük oğlunu pohpohlardı. Onun için kardinalliği talep etmiş ve bu talebi elde etmek üzereydi. Ortanca oğluna gelince. Babasının birliklerinde basit bir teğmen olarak kalmıştı. Garcia'nın içindeki nefret uzun zamandan beri kalbini kaplamaya başlamıştı. Yaşlı kadının kehaneti, gururunun başlattığı şeyi tamamlamıştı. Kardeşinin kardinal olacağını bildiği andan beri acı çekiyor, kinlini Fransuan'ın ölmesini diliyordu. Ellerini başına getirip hırsından ağlayarak, ''Ah, bu nasıl olur?'' diye kendi kendine söylendi. ''Ah, nasıl olur da nefret ettiğim bu adam, Monsenyor Kardinal Fransua olacak, dükten kraldan öte, neredeyse papa olacak. Ya ben? Ah, ben kardeşi asilzadenin uşağı gibi zavallı ve sönük biri olarak kalacağım. Floransa sokaklarında monsenyörün at arabasını hızla geçerken görenler bu dünyanın halini bilmeyen bazı çocuklar annelerine Kardinal'in arkasındaki kırmızı adamlar kim diye sorduklarında hizmetçileri yanıtını alacaklardır. Ya diğeri onu takip eden siyahlı adam diye sorduklarında kardeşi onu atla takip eden kişi kardeşi diyeceklerdir. Ah, alay konusu olan acınan biri olacağım. Üstelik bu kardinale saygı duymak gerekecek. Ona monsenyör diye hitap edip ayaklarına kapanmak gerekecek. Ah, ben genç ve safken, geleceğe ve mutluluğa hala inanırken dinsizliğin alaycılığıyla tanrıyı küçümsüyorum. Şimdi ise kanın verdiği sevinci, intikamın tadını, dinsizliği ve alçaklığı anlıyorum." dedi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Papalık sınıfından mektup geldiğinde gün ağarmıştı bile. Dükün sarayına gelmişti mektup. Garcia onu gördü ve acı acı ağladı. 3. Floransa'da Ağustos ayında çılgın bir İtalyan gecesiydi. Dükün sarayı aydınlanmıştı. Halk meydanda dans ediyordu. Her yerde insanlar dans edip gülüyordu. Gürültü vardı. Oysa Floransa vebanın yıkımına uğramıştı. Bu hastalık halkı mahvetmişti. Sarayda dans, kahkaha ve gürültü vardı ama bunun nedeni mutluluk değildi. Veba burada bir erkeğin kalbini yıkıma uğratmıştı. Baskıdan katılaştırmıştı kalbi. Bu veba salgındakinden farklıydı. Vahşi pençeleriyle Garcia'yı saran acı onu öyle sıkıyordu ki sarhoşun elindeki kadeh gibi onu tuzbuz ediyordu. Oysa halka bu eğlenceyi düzenleyen Medici'li Kozme'ydi. Çünkü en sevdiği oğlu Medici'li François kardinal olmuştu. Bu eğlencede halkın başına gelen kötü olayları bir anlığına olsa bile unutması için düzenlenmişti herhalde. Zavallı halk, can çekişirken boyamalarla ve tiyatro kostümleriyle eğlene dursun. Ah, kahkaha çoğu zaman gözyaşını gizler. Dükün salonunda Belki dans eden biri yere düşüp aynaların ve abizelerin ışığında kıvranacaktı. Şu genç kadının birdenbire düşüp bayılmayacağını kim bilebilirdi? Belki kendinden geçmeye başlamıştı bile. Bakın, elleri kasılmaya, ayakları tepinmeye, dişleri titremeye başladı. Bu genç kadın can çekişiyor, inliyor, tutmayan elleri saten elbisesinde aylak aylak dolaşıyor, bu kadın balo kıyafetinde can veriyor. Şenlik güzel ve göz kamaştırıcıydı. Kozme İtalya'nın tüm bilim adamları ve sanatçılarını çağırmıştı. Kardinal François bütün şereflerin ve zaferin doruğundaydı. Ona çiçekten taşlar atılıyor, övgüler, güzel dizeler söyleniyordu. Bunlar övgü ve dal kavukluk dolu sözlerdi. Salonun bir köşesinde oturan, en saygın topluluklardan birinde ciddi duruşuyla mesleğinin bilimsel olduğunu ilan eden siyah giysili bir adam vardı. Bu kişi, Medici'lerin aile dostu ve doktoru Doktor Roderigo'ydu. Doktor Roderigo farklı bir insandı. Zamanının seçkin simyacılarındandı. Geçim kaynağı olan bilime kendini adamış biri değildi. Daha çok uğraşı alanında yetkinliği vardı. Kitapları ve insanları araştırdığından, alnındaki karanlık çizgileri hafifçe silen kuşkucu ve dalgacı bir gülümseme yüzüne işlemişti. Gençliğinde çok okumuştu. Özellikle felsefe ve teoloji ile ilgilenmişti. Aslına bakılacak olursa, içinde şüphe ve tiksintiyi barındırıp gerçeklik için varsayımı, dünya içinde kitabı bırakmıştı. İçinde onca okunacak şey barındıran diğer kitapları okumayı da bırakmıştı. O anda Salpieri Kontu ve Floransa düküyle konuşuyordu. Özellikle de bu iki kişiyle görüşmeyi severdi. Çünkü söylediklerini itiraz etmeksizin dinleyen ve her zaman onaylayan, evet diyerek yanıtlayan kişiler bulurdu karşısında. Aklımıza bir fikir gelince ya da yeni bir düşünceniz olunca, size göre asil ancak kapasitesi düşük birine göstermeyi tercih edersiniz bunu. İşte bu yüzden bilgili Doktor Rodrigo, Medici ailesinden Kozma'nın bilgisiz elitini seçerdi. Neredeyse iki saat boyunca Dük'le eski ayetin mucizeleri hakkında konuşmuşlardı. Kozme bu tartışmalarda birçok kez mağlup olmuştu. Çünkü Roderigo güçlü itirazları ve baskıcı olmakla birlikte hararetli mantığıyla onun saf ve basit din bilgisine karşı çıkmıştı. Salpieri ona ''Şöyle geçseniz'' dedi. ''Bu genç kızın dans etmesini engelliyorsunuz. Başka bir yere gidelim. Burada kalarak diğerlerini engelliyoruz. Zar oyununa ne dersiniz?'' Tartışmayı kesmek için bu fırsatı yakalayan doktor ''Memnuniyetle'' dedi. Çünkü bazen kibar bir prensi aşağılamaktan korkardı. Oysa asilzade her seferinde doktorla konuştuktan sonra azalan inancı ve kaybolan fikirleriyle giderek artan bir boşluğa düşerdi. Ondan uzaklaşırken içinden geçenler, ''Vay şeytan Roderigo, kendini ne güzel yetiştirmiş, ne de yetenekli. Bunun gibi bir insana inanmak günahsa Tanrı beni affetsin. Çünkü söyledikleri doğru sözleriydi.'' Ve ertesi gün onunla biraz felsefe hakkında tartışmak için koşa koşa giderdi. Majesteleri o günkü şölende kendini epey göstermişti. Nadiren bunu yapardı. Her şey güzel, harika ve görkemli, zengin ve olağanüstüydü. Ancak zenginliğin ve lüksün göz alıcı figürleri arasında, inciyle, pırlantayla, çiçekle donanmış bu kadınların arasında, avizelerin, aynaların ve canlı boleronun, şölen uğultusuyla masadaki altının şakırdamasında, balonun sarhoş edici dansında sürüklenen zengin süslemeli kadınların ve erkeklerin bulunduğu, tatlı gülüşlerin ve hoş sözlerin oluştuğu bu uzun gecede orada balonun tam ortasında bankonun hayaleti gibi Garcia'nın karanlık ve aynı zamanda solgun yüzü göründü. Tıpkı diğerleri gibi o da buraya gelmişti. Kanayan yarasını ve derin acısını neşenin ve kahkahanın arasına taşımıştı. Hayatın küçük yapay neşesine kayıtsız biri gibi can çekişen birinin döşeğinden güneşe baktığı gibi cansız ve üzgün bir ifadeyle etrafını izliyordu. Balo başladığından beri kimse onunla konuşmamıştı. Kalabalığın arasında yalnızdı. İçini kemiren acısıyla baş başaydı. Dansın gürültüsü ona acı veriyordu. Kardeşini görünce sinirleniyordu. Öyle sinirleniyordu ki neşeli kalabalığa ardından bir de kendine bakıyordu. Çaresiz ve hayat kadını kıyafetleriyle geçerken eteğiyle ona dokunan kadını, dans eden adamı, Şöleni küçümsemek ve eğlenenlere dokunmak adına eli kılıcına gidiyordu. Tırnaklarıyla parçalamaya meyilliydi. Kardeşi huzursuz olduğunu fark edip iyimser bir ifadeyle yanına geldi. ''Neyin var Garcia?'' dedi. ''Neyin var? Elin eldiveni mahvetti. Kılıcını hazırda tutuyorsun.'' ''Ben mi? Yok bir şey Monsenyor. ''Mutlu musun Garcia?'' ''Aa evet, gururluyum. Belki senden bile gururluyum. Bunlar dilencinin atıyla geçerken çamur sıçratan beyefendiye söylediği aşağılayıcı sözlerdeki gururdu. Sözünü bitirince zoraki bir kahkaha attı. Kardinal omuzlarını silkerek döndü. Kalabalık mahiyetinin takip ettiği Bellamonte dükünün tebriklerini kabul edecekti. Masanın birinde biri bayıldı. Geçen ilk hizmetçi onu kucaklayıp dışarıya götürdü. Bu adamı soran olmadı. Bu kişi Garcia'ydı. 4. Sarayda sıra halinde bekleyen okçular gitmek için beylerin gelmesini bekliyor, sabırsız atları ovada koşma isteğiyle yerinde tepiniyordu. Atlıların tasmayla tuttuğu köpekler havlayıp bacaklarını ısırıyordu. Birkaç küfür ve tekme kızgın köpekleri sakinleştirdi. Dük ve ailesi hazırdı. Birkaç hanımla ve güzel siyah katırıyla gelen Doktor Roderigo'yu bekliyorlardı. Büyük kapı açıldı ve yola çıktılar. Erkekler ata binmişti. Omuzlarına karabinalarını almışlardı. Av bıçağını sol taraflarına takmışlardı. Hanımlarsa rahban atlara binmişlerdi. Yumrukta duran şahinler onları takip ediyordu. Kapıdan geçince Kozme ve kardinal önden yürüdü. Muhafızın kırmızı başlığından korkan kısrak sıçradı ve az daha kardinalin düşmesine neden olacaktı. Dük homurdanarak ''Uğursuz kehanet'' dedi. Roderigo ise ''Aman'' bu saçmalıklara inanıyor musunuz? Şaka yapıyor olmalısınız.'' dedi. Kozme sustu ve mahmuzlarını tırıs giden atının böğrüne sapladı. Diğerleri onu takip etti. Oğul kardinalle birlikte ava giden Medici'li Kozme 2 dükünün alayını görmek isteyen insanlar, atların geçerken çıkardıkları sesle kılıçların eğerde çıkardıkları sesi duyunca hemen pencereye çıktılar. Meydana gelince dükün yakınları üç ayrı gruba ayrıldı. İlk atlı boru sesi verdi, ve Floransa sokaklarında atlılar dört nala gitti. Cosme Roderigo ile birlikteydi, Garcia François ile. Okçularla ve hanımlarla birlikte ise Bellamonte vardı. Avı zorlamalıydı. Hava karanlık ve boğucuydu. Fırtına öncesi gibiydi. Atların beyaz köpüğü oluşmuştu bile. Ormandaki hava çok güzeldir. Serin ve saf bir havayı solursunuz. O anda tam öyle vakti olmuştu. Gölgede dalların arasından sızan güneşin tatlı hissini almışlardı. Ormanın tam ortasındaydılar. Siyah giysili karamsar ve düşünceli Garcia, az önce izini kaybettikleri ceylanı bulmak için uzaklaşan kardeşini takip etmişti. Kısa bir süre sonra ormanın gitgide gürleştiği ve ilerleyemedikleri bir yere varınca yalnız kalan ikili durup attan indi ve çimenlere oturdu. O ana dek üzgün olan ve konuşmayan Garcia heyecanla Demek kardinal oldun, dedi. Ah, kardinal oldun ve kılıcını çekti. Kardinal, dedi zalim ve vahşi tınıyla yapmacık bir kahkaha attı. Bu seni şaşırtıyor mu Garcia? Hayır, kesinlikle. Beatrice'in kehanetini anımsıyor musun? Evet, anımsıyorum. Kuru kafaların ve deriden sıyrılmış saçların olduğu o odayı hatırlıyor musun?'' o kadında ve bakışında şeytani bir şey vardı değil mi kardinal? Gözlerindeki parlak ifade Fransuayı ürpertmişti. Bu kadından söz ederek ne demek istiyorsun? Kehanetini hatırlıyor musun? Yapmak istediklerini başaracağını söylediğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun değil mi? Gördüğün gibi her ne kadar üstünden iki gün geçse de ve bu iki gün bana iki asır gibi gelse de benim hafızam yerinde. Ah, hayatta öyle günler vardır ki, gece olunca birden çizgiler oluşur, dedi ve gözleri doldu. Kardeşi aniden, Garcia, canımı sıkıyorsun, dedi. Canını mı sıkıyorum? Bak, isteklerin gerçekleşti. Kehanet gerçekleşti. Ama unutma, kıskançlığın ve öfkenin sıkıntısının ruhunu yıpratacağını söylemişti. Kanınla vefa bulacağımı, ve bir cinayetin yaşama sevincim olacağını söylediğini unuttun mu? Söylediklerini unuttun mu? Bak, kehanet gerçekleşiyor. İki günden beri gözyaşımın izini görüyor musun? Dökülen saçlarımı görüyor musun? Yanağımdaki kırmızı izleri, sesimin nasıl zayıf ve kırık olduğunu görüyor musun? Öfkeden saçlarımı yoldum, yüzümü tırnakladım, Çaresizlikten ve öfkemden geceleri haykırdım. Hıçkırarak ağlıyordu ve damarlarındaki kan fışkıracakmış gibiydi. Kardinal korktu ve kalktı. Garcia, aklını kaçırmışsın, dedi. Aklımı mı kaçırdım? Evet, delirdim. Belki de katil olacağım. Dinle, papanın atadığı Monsenyor Kardinal François. Bu korkunç şey, ölümüne bir düelloydu. Ama hikayesiyle ürperten aykırı bir düelloydu. Şimdiye dek hep sen öndeydin. Toplum seni korudu, her şey güzel ve doğruydu. Hayatımı mahvettin, şimdi seni boğazlıyorum, dedi. Elinin tersiyle onu devirdi ve kılıcını göğsüne dayadı. Titreyen bir sesle, ''Ah, affet Garcia, ben sana ne yaptım?'' dedi Fransua. Bana ne mi yaptın? Al sana, dedi ve suratına tükürdü. Hakaretini hakaretle, aşağılamanı aşağılamayla yanıtlıyorum. Sen kardinalsin, ben de senin kardinallik şerefine hakaret ediyorum. Yakışıklı, güçlü ve kuvvetlisin. Gücüne, güzelliğine ve kuvvetine hakaret ediyorum. Seni altıma aldım. Dizimin altındayken korkudan titriyorsun.'' Ah titriyor musun? Titre o zaman. Acı çek. Benim titreyip acı çektiğim gibi. Haksızlığın insanı vahşi bir hayvana dönüştürdüğünde şeytana benzediğini bilmiyordun. Sanki bilgeliğinle çok övünürdün. Yaşadığını görmek bana acı çektiriyor. Al sana. Yaprakların arasından çıkan keskin ses baykuşları yuvalarından kaçırdı. Garcia atına binip dört nala gitti. Dantel yakasında kan izleri vardı. Floransa sakinleri sokakta kandillerle geçen atlıların ve atların muazzam sesiyle gece yarısında uyandılar. Gelen avdan dönen Monseigneur düktü. Onu bir döşeyi sessizce taşıyan dört hizmetçi izliyordu. Fark edilmeden geçmek istiyor gibiydiler. Çünkü parmak ucunda yürüyorlardı. Onların yanında üstleri gibi görünen bir adam vardı.'' Üzgündü. Mantosuna gömülmüştü. Başını öne eğip gözyaşını tutmaya çalışıyor gibiydi. Dükün şatosuna gelince avcılara koşan bir kadın kardinali sordu. Döşeyi görünce kocası düke sordu. İçinde ne var? Mantolu adam Garcia'ya sert ve soğuk bir bakış attı ve bir an tereddüt edip duyulması güç bir tonla ''Bir ceset'' dedi. 5. Daire yarı aydınlıktı. İyice kapalı olan perdelerden sadece tatlı ve huzurlu bir ışık sızıyordu. Bir adam dairenin içinde bir oraya bir buraya yürüyordu. Ruhunu derinden sarsan düşüncelere sahip biri gibi duran bir yaşlıydı. Masasına gidip tiksinerek incelediği kılıcı aldı. Arada bir, çevresinde kara sineklerin uçuştuğu, siyah büyük perdeyle çevrili odaya giriyordu. Bu oda serindi. Hatta burada nemli ve tuhaf bir kokuyu anımsatan, ölümle ilgili bir şey hissediliyordu. Sonunda aniden durdu ve öfkeden tepindi. ''Evet, adalet yerini bulsun. Bu şart, haklı olanın kanı bize intikamı aykırıyor. O zaman intikamı alınmalı.'' Hizmetçilerden birine Garcia'yı çağırmasını emretti. Dudakları havale geçiren birininki gibi bembeyaz ve kırışıktı. Garcia az sonra geldi. Arkaya taradığı siyah saçları Tanrı'nın lanetini gösterir gibi soluk alnını ortaya çıkarıyordu. Girerken, ''Beni istemişsiniz baba.'' dedi. ''Evet, takımlarını giymişsin bile. Üstünü değiştirmişsin. Bunlar dünkü kıyafetlerin değil. Siyah kıyafette lekeler görülüyor değil mi Garcia? Parmakların nemli. Aman, ellerini iyice yıkadın değil mi? Saçlarına parfüm mü sürdün? Baba, bu soruları niçin soruyorsunuz? Niçin mi? Ah Garcia, oğlum. Av onurum için asil bir zevk değil midir? Ama bazen avlanacak hayvan unutulur. Onu toplamak için yeterince hoşgörülü biri olmadığında. Dedi ve kılıcını alarak Garcia'yı odanın köşesine getirip perdeyi sol eliyle açtı, gözünü çevirip Bak ve izle. Yatakta uzanan ceset çıplaktı. Hala yaralarında kan toplanmıştı. Yüzü korkunç bir şekilde kasılmıştı. Gözleri açık ve Garcia'ya doğru bakıyordu. Cesedin bu cansız ve donuk bakışını görünce dişleri titredi. Ağzı aralıktı. Kara sinekler dişlerinin üstünde vızıldıyordu. Birkaç kara sinek yanağındaki kana yapışıp kalmıştı. Teni mosmor, tırnakları bembeyaz kolları ve dizleri yara içindeydi. Garcia korkudan ve şaşkınlıktan dona kaldı. Kardinalin cesedi gibi kas katı kesilip dizlerinin üstüne çöktü. Havada diyen bir şey vardı. Tabanın altında ağır bir bedenin yere düşmesi ve cehennemi andıran bir inleme duyuldu. 6. Floransa yasa boğulmuştu. Çocukları vebadan ölüyordu. Bir aydan beri şehirde veba salgını vardı ve git gide büyüyordu. Halk can verirken ve cinnet geçirirken dine küfredip Tanrı'ya ve elçilerine lanet okuyordu. İnsanların ölüm döşeğinde geride kalanlara söyledikleri tek şey lanet okumaktı. İnsanlar başına geleceklerinden emin olunca mücadelesinde gülerek kötülüğün çamuruna yuvarlanıyordu. Hayatta öyle derin acı çaresizlik ve uğursuzluk vardır ki, acı çektirene hakaret etme zevkine varmak için onu terk ederiz. İnsanlık şerefini aşağılayarak bir tiyatro maskesi gibi fırlatırız. Bu mücadelede en pis şeye, kötülüklerin en aşağılığına kendimizi teslim ederiz ve müziğin sesiyle içerek son nefesimizi veririz. Bunlar idam öncesi sarhoşluğudur. İnsan onurundan, varlığından söz ederken felsefeciler insanı o an düşünmelidir. Çaresizlik çığlıkları, saçma dualar ve dilekler arasında boğulan Floransa'nın dikkatinin odaklandığı önemli bir olay olmuştu. Son kent soylunun son uşağını bile bağışlamayan felaket ve Kozme Medici'nin iki oğlunun ölümü. O gün cenaze hazırlıkları yapılıyordu ve toprağa verilecek olan iki asilzadeyi izleme zevkine varmak için halk bir an için yatağından kalktı, tutmayan elleriyle kanter içinde pencereye çıktı. Acılı cenaze alayı Floransa'nın içinden geçti. Garcia'nın ve Fransua'nın bedenleri siyah katırların çektiği sedyelerin üstüne serilmişti. Her şey sakin ve huzurluydu. Katırların zeminindeki ağır adımları, en ufak harekette gıcırdayan sedye sesi ve iki cesedin çevresinde inleyen cenaze şarkıları duyuluyordu sadece ve uzakta bir yerde keskin madeni sesiyle inleyen yaz çanı duyuluyordu. Doktor Rodrigo, Bellamento Dükü ve Salpieri Kontu sedilerin yanında yürüyordu. Salpieri Kontu doktora dönerek ''Bu nasıl olur? Vebadan ölen birinin böyle derin yaraları olması mümkün müdür?'' dedi. Ve ona Garcia'nın yaralarını gösterdi. ''Evet, bazen. Bunlar hacamat şişesinin izleridir.'' diye yanıtladı ve cenaze şarkılarıyla inleyen çanların sesi duyuluyordu. Bitti. Çünkü ahlak dersi herkese gereklidir. Son